Babil'den geriye çok az şey kalmasına rağmen, karşımızda şehrin gerçek kimliğini ortaya koyan bir eser var. Bu aslanlar şehrin ana girişini süslüyorlardı. Aslan figürü gücü ve genellikle bizim için olumlu şeyleri temsil eder. Mesela bugün bebek önlüklerinde bile aslan şekli görebilirsiniz. Ama Babil'de yaşayan insanlar onlardan korkarlardı. Çünkü aslanlarla aynı coğrafyayı paylaşıyor, onlarla birlikte yaşıyorlardı. Mezopotamya'da kral ve aslan birbirine denk görülür. Ve aslan, kralın en büyük rakibi olarak kabul edilirdi. Düşünsenize, doğanın en önemli güç simgesi, boyunduruk altına alınmış bir şekilde şehre girerken size eşlik ediyor. Aslan resmi birçok küçük parçadan oluşuyor. Her tuğlanın üzerinde resmin bir parçası var. Ve her biri farklı kabartılara sahipler. Yani farklı kalıplarda yapılmışlar. Bu küçük parçalar bir araya geldiklerinde ise bir bütünü tamamlıyorlar. Ve çok daha güzel bir eser ortaya çıkarıyorlar. Babilliler, aslanın vücudunun önemli ve çarpıcı bölümlerine gerekli vurguyu yapabilmek için çok uğraşmışlar. Mesela kulağı ve gözü. Aslanları sadece mimari bir dekorasyon unsuru olarak görmek çok yanlış olur. Çünkü adeta sihirli ve dini anlamlar içeriyorlar. Bu aslanları kilden yapmışlar. Kil özünde çok kaotik bir malzemedir. Şekilsiz, çamur gibi halinden, ritüelleşmiş şekil verme, kalıplama ve bekletme süreci sonunda ateşle son haline getirilir. Muhteşem ve kusursuz bir görüntü elde edilir. Nasıl tanrıçaların kilden yaşam yarattıkları tasvir ediliyorsa, kil adeta var olmayan bir eseri yaratmaya yarayan bir nevi DNA gibidir. Her an canlanacakmış gibi görünür ve içinizde bu hissi uyandırır. Eğer heyecanlanmadıysanız biraz daha dikkatli bakın, o zaman canlılığı hissedeceksiniz. Tuğlalardan dışarı taşıyormuş hissi uyandıran bu görüntüye bakarak, bu aslanların duvardan çıkmaya çalıştığını düşünebilirsiniz. Aslanın yaşam enerjisini tuğlalarda hissedebilirsiniz.